الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Sözler 718. Zaf, hasmı teşci eder. Zaf, hasmı teşci eder. Konuyu değiştiriyor. Allah abdini tecrübe eder. Abd Allah'ını tecrübe edemez. Başlığı bu. Zaf nedir? Ne anlıyorsunuz? Zaf hasmı teşci eder. İbadetleri bir noksanlık mı? Başka? Abd'a işin adını bilmemek. Bilmemek. Güzel. Zayıflık, kuvvetsizlik, güçsüzlük. Şimdi uygula bakalım. Zaf hasmını teşci eder. Zaf. Hasmının kim olduğunu bilmem lazım abi. Kim de ben? Ha, ver abi. Peki bu ne demek? Eyvallah, sağ ol. Hasmım başta şeytanım. Şeytanımın yalvarıyor adresi olanları. Erbal kabise, nevad-i şerriyeler. İnsanı hiç yok mu ya? Hepsi o da var. Var hepsi var. Demek ki yani doldura doldura bataklığa gidiyoruz. Zaf hasmi teşcidir. Okuduk. Ne dedi? Onu açıklayacak. Bak. Zaf insandaki tanımlayamamazlık. Yani lugatı geçiyorum şimdi. Zayıflık, güçsüzlük, takatsızlık ya. Bu lugat. Yani insandaki zayıflık düşmanını hareketlendiriyor. Anlıyor musun bak? Şöyle diyebilir miyiz abi? Takva kalesinden örnek vererek. Yani surlar dönümüzde şimdi surlar takva kalesi yüksek olursa düşman yani oraya fethetmeye, saldırmaya yeltenemez. Ama bak, görüyor musun? Komutan ya. Surlar da abi benim oradan saldırır. Yani, cesareti kırılır değil mi onu görse? Cesareti kırılır. Nereye götüreceğim? Bak. Arkadaşlar, müzakere. Mutala kendi tetebuat yapacaksın. Oradan, buradan, şu. Bunun adı mutala. Sonra mutala edenler ortaya bir koyuyorlar. Onun adı da müzakere. Bak şimdi. Zaf hasmı teşcih eder. Mesela surlar düşmanı durdurur. Daha bir şey yok. Yani cesaretini kırıyor. O zaman bizim zaaflarımız, tirakiliklerimiz, disiplinsiz hayatımız, düşmanlarımız kimse onları aktif ediyor. Cesaret veriyorsun. O kolunu sağlaya sağlaya gelme cesaretini sen veriyorsun. Anlıyor musun? Değişti değil mi biraz? Evet abi. Bak şimdi mesela bir tanesini söyleyeyim. Memursun. Kaçta kalkıyorsun sen komutan? 6'da abi. 6. Hangi gün izinlisin? Hafta sonu. Hafta sonu. Her gün 6 gün 6'da kalkıyorsun. Bir gün 9'da kalkıyorsun. Başka hafta 11'de kalkıyorsun. Başka hafta 7'de kalkıyorsun. Bu senin zaafın. Haram değil. Yani şeytan yanlışından girmek değil. Zaten yanlış zemini şeytandır. Şeytan girmemiş. Şeytanın zemininde oluyor. O zaman doğru dahi olsa disiplinsiz yaşamak, kuralsız yaşamak insanın zayıf olduğunu gösteriyor. 6 gün dahi, 6'da mı kalktın? 7. günde 6'da kalkacaksın. Disiplinli olacak hayat. Yani hayatımızın disiplinsiz. Bakın haram değil. Örnek verdim yani. Helal bir şey. Mesela bugün kaçta kahvaltı yaptın? 8'de değil. Ertesi gün 9'da. Ertesi 11'de. Sonra 1'de. Başka bir gün gece sabah namazını 5'te yaptın. Bunlar haram mı? Değil. Peki ne yaparsa disiplinsiz bir hayat sergiliyorsun.
disiplinsiz bir hayat. İşte bütün sıkıntılarımızın bir zemini, yani şeytanın giriş yolu kuralsız yaşamak. Günah yapıyoruz, o zaaf değil. O zemin artık. Demek ki zaaf, disiplinsiz yaşamak, kuralsız yaşamanın halidir, haletidir. Yani kendine özgüven olmaz, bu zaaf olur. Zaaf olunca hasmı teşci eder. Teşci cesaretlendirir. Zaaflarımıza dikkat edeceğiz. Bir örnek verebilir miyim abi? Ver abi. Has gelip bir zaman. Şimdi düşman saldırmadan önce abi, bir karakol ya da kaleyi aylarca gözetliyor abi. Belki 6 ay, 1 yıl gözetliyor. En ufak zaafta ona işte not alıyor, o zaman saldırıyor. Ama mesela baktı sürekli bir disiplin var. Her zaman tayakkuzda askerler mesela. O zaman oraya yaklaşmıyor abi. Ama bunu aylarca gözetliyor. Hiç bıkmıyor yani. Görüyor musun? Kendi mesleğine müsaade verdi. O zaman bakın, haram yaptın demiyorum. Zaaf haram değil. Disiplinsiz. Kendine mukayyetsizlik. Kendine mukayyet değilsen, bunu muşun şöyle, bir disiplin yok. Karşıdakine nasıl mukavemet edeceksin? Abi zaaf, düşmanımızı aktif ediyor desek. Aynı. İşte bu. Bir nevi değil bu. Davetiye çıkarıyoruz. O zaman abi ben kötüyüm. Kuralsız yaşıyorsun o zaman. Allah Resulü demiş ki az da olsa aleyhissalatü vesselam amelin devamıdır. Bir gün 300 okudun, 3 ay hiçbir şey okumadın. Oldu mu? Olmadı. 2. Önerme. Bu bir önermeydi. Açıklayacak aşağıda. Allah abdini tecrübe eder. Abd Allah'ı tecrübe edemez. Ey haif, hem zayıf. Haif ne demek? Korkak. Korkak. Aferin. Hem zayıf. Ey korkak ve zayıf. Korku hangi yapının özelliğiydi? Aklı. Çok güzel. Haf? Kalbi. Peki korku nereden çıkar? Korku dimağdan çıktığına göre vehim üretiyor. Özgüvenini de çökertiyor. Özgüveni gittikten sonra korku oluyor işte. Tamam. Ey haif! Korku diye tanımlıyoruz. Ta kendisi değil korku. Yani içine doğru büzüşen böyle. Ve ey zayıf! Haf! Bak, haif korku. Şu an korku yerine haf kullanmadı. Ey haif, hem zayıf. Haf, bak değiştirdi. Haf ve zaafın behüde. Hem senin aleyhinde. Haf nereliydi? Kalpli. Yani içseldi. Hafın içinde korku da var ama haf korku değil sırf. Sadakanın içinde zekat da var ama teberru da var. Ada da var. Tamam. Yani üniversite diplomasının içinde ilkokul da var, ortaokul da var. Hafın içinde korku da var. Salatın içinde namaz var ama namazın içinde salat yok. İlkokul diplomasının içinde üniversite diploması yok ama üniversite diplomasının içinde ilkokul diploması var. Haf daha cami. Haf kalbidir. Korku aklidir. Haif ve hem zayıf. Yani dima, ey hitap ediyor dima. Şimdi kalbi gidiyor. Haf ve zaafın beyhude. Niye haf ediyoruz? Hem senin aleyhinde. Tesirat-ı harici teşcih eder, celbeder. Ha? Şimdi onu şey yapacak. Ta bu birinci önermenin açıklamaları, zaaf hasmi teşcih eder. Onu açıklıyoruz. Ne demektir? Ey, bir de okuyorum. Ey haif ve zayıf. Ey vehmi aktif. Ve zayıf demek ona karşı malzemesi olmayan.
Bir de söylüyorum. Ey dimağım! Kötü kötü düşüncelerle bloke olup doğruları karşısına çıkartamayan veya ey Risale-i Nur'u tefekkürü okumayan. Uygula işte. Kanunu yakaladın mı artık? Ya nereden çıktı? Bunun tefekküründen çıkıyor. Alt yapısından çıkıyor. Tamam bak. Ey hayif ve zayıf. Yani hayif korku yani tasavvuru aktif olup ey zayıf ona karşı malzemesi olmayan. Değişiyor değil mi? Adı neydi senin? Adem. Adem. Değişti değil mi şimdi biraz? Ey hayif ve zayıf. Ey tasavvuru aktif. Buna karşı malzemesi olmayan. Sana hitap ediyorum diyor. Akla şimdi buraya tesir etmiş. Haf ve zaafın behüde. Yani niçin böyle içsel çöküntü yaşıyorsun haf? Hem senin ailende bu iş. Niye? Senin şu halin tesirat hariciyi teşkil eder, celbeder. Onun için birbirine yakın olanlar birbirini celp ve cezbederler. İşaret-i cazüziydi. Ya abi o adamlarla niye oradadır ya? Bu adam bir adam iyi adamdı. Oradan işi var. Bilmediğini bil yani. Ben de öyleyim. Bilme. Bir şey bilmiyorsun. O adam orada niye? Ona yakın da orada. Ya abi çok iyi adam. Bırak şimdi. İyi olsaydı orada olmazdı. Niye? Allah tesadüfen iş yapmaz. Bak. Birbirine yakın olanlar birbirini celp ve cezbederler. O zaman bir insanın tanımlamak için kimle nerede bulunuyor? O da o tiptendir. Kul ya eyyel kafirun la a'budu ma ta'budun ve la entum a'budun ma a'budun. Bak lan nasıl saflar şey. İslam'da acayip bir şey. İslam'da hak batıl, hak batıl, hak batıl, doğru yanlış, doğru yanlış, farz haram, farz haram. Esnek şey yok. Allah haşa veya peygamber hadisinde bana öyle geliyor ki, zannediyorum ki, galiba ki böyledir dediği var mı? Her şey nettir. Bu buysa bu da budur. Bu budur, bu da budur, bu budur. Yani ortada böyle takır tukur yok. Takır tukur yok. Üç tane tip var. Kafir, münafık, mümin. Başka bir şey var mı? Kafir, küllümen inkar eder. Mesela yapayım. Kafir, kader inkar eder. Münafık kader inkar etmez. Delillerini inkar eder. Kaderi böylelikle çökertir. Ayetini inkar eder. Kader şurayı düşün bak. Kader, kaderi tutan ayettir. Buradan payandası olan hadis. Ayet ve hadis arasındadır. Ya bunun hakkında ayet var ya da hadis var. Ayetini inkar etti. Hadisini de inkar etti. Kader inkar etmiyor abi. Kader inkar etseydi kafir olurdu. Delillerini inkar ettiği için münafıktır. Çünkü öylelikle çökertti. Ortayı düşürdü aşağıya. Ama feraset ehli bunu anlar. Allah demiyor mu 9. surenin 101. ayetinde? Bir mana mealen. Bak oraya. Ben sana demeseydim sen dahi o nuru feraset ile sen münafı anlamazdın diyor. Şimdi münafık yok. Nereye gittiler Resulullah'ın zamanındaki münafık? Münafık yok değil mi? Münafık içimizde, kafir dışımızda. İşte niye benden rahatsız oluyorlar? Hayata indirgiyorum. Okunan dersi dima, kalp ve hayatta. Gözükmeyen bir dersi ben zaten tatmin olmuyorum. Hayatın kendisi Risale-i Nur. Hayata indirgersin. Bak nasıl çalışıyorum. Bak bir kelime için size fayda olacağım. İnada gelecek de. İnadın açılımı. Külliyattan ha. Bak yetiştirdi bana. Görüyor musun? Bir inata, inat nedir diye. Size bunu takdim edeceğim. Ve çalışarak hangilerini okuyacağım. Öyle tombala çeker gibi derse gelmiyorum. Ve o zaman yapmıyorum. O zaman ne yapıyorum? Psikoloji şu bu. Hani daha çok. Yani şey demek istiyorum. Hayatta boşluk bırakmayacaksınız sevgili kardeşim. Seviyorum sizi onun için anlatıyorum. Şeytan yanlışlardan girmiyor.
kuralsız doğruların arasından giriyor. Akşam derste de geçmişti ya bu erva habiseyi celbeder diye son cümle. Şimdi orada o nazarla irtibata girip kapı pencere önüne vermişsiniz. Açık olunca oradan giriyor demişsiniz. Burada da onu haf ve zaafı da ona eklemiş oldu değil mi? Yani evet, evet. Çok acayip bir dersti dün akşamki. Kadınlar yuvalarına dönmeli. 700 kaçtı? 727. Ve ne biliyor musunuz bak? Bir tanesi ne yazmış? Derste olan mesaj çekmiş. Mimsiz medeniyet kadınları yuvalarından uçurmuş. Siz abi dediniz ki derste yuvalarından çıkartmış, çarşı pazar dolaştırdı demedi. Uçurdu. Abi korkunç bir şey bu dedi ya. Yuvalarından Adem kadını yuvalarından mimsiz medeniyet çıkarmamış. Uçurmuş. Uçurmuş. Uçmak hava. Hava canibi, uydu canibi, internet, televizyonlarla işini bitirmiş. Sonra onun fiili, tezahürü çıkmış dışarıya, çarşı pazar uygulamasına geçmiş. Uçurmadan çıkamaz. İlk önce hapsediyor hayaline, film, dizilerle. Tamam. Hayalinde, televizyonda, odasında, internet, cep telefonu. Hapsoldu mu? Bu neyle hapsoluyor? Uyduyla bloke ediyorlar seni. Uçuruyorlar yukarıya. Uçmak havadır. Yürümek topraktır. Tesadüf yok. Ne varmış? Nasıl geçiyormuş Adem? Nisa kadınları evlerinde ne yapmış? Uçurmuş. Niye çıkartmıştım ya? Kuş uçmuş. Yürümemiş yani. Hava canibinden geliyor. Ne geliyorsa. Kışır yok ki külliyatta. Abi bu ne ya diyor. Ya aynen öyle bak işte. Mesela orada ne diyor? Ya tılsımdır. İki nokta üst üste. İki nokta üst üste ne demektir? Sonraki konuyu açıklayacak. Hayır konaki sonraki olmadı. Ya tılsımdır. İki nokta üst üste. Bunu açıklayacak. Sonraki bunu değil. Açıklayacak. Bunu açıklayacak. Ya tılsımdır. 727'den sonra bak bakayım. Adem öyle geçmiyor mu en son cümle? Ya tılsımdır. İki nokta üst üste. Sen muallimsin. Ne demek iki nokta üst üste? Açacak bunu. Açıklaması ne cümlesi? Celbeder o habis ervahları. Celbeder o habis ervahları. Peki ya tılsımdır. Tılsımın açılımı celbeder o habis ervah. Habis ervahlar nedir biliyor musun? Habis diye bir, habis ervah habise diye gir, külliyata bak neler var. Vay be. Hazreti Ali emrediyor ki, Risale'nin hassalarını fecme havassaha, Risale'nin havaslarını, özel yani mevzularını bir araya topla. Topla. Topladıktan sonra bak, o zaman hayır tamam olur. Fecme havassaha, bi hayri tümimet, o zaman tam olur mana. Haf ve zaafın zemini, o erbaa habisenin. Yani o malzeme oraya kalsın. Dünkü ders. Külliyat bambaşka. Neler? Ne, rumuz da işaret eder, işaretle eder, sari eder, efendim, telmi eder. Bak ne diyor? Tesirat hariciyi teşcih eder, celbeder. Mesela Allah'ın adeti var böyle. Ağaçları sökün kaldırın. Yağmur gelir mi? Allah adetleri, Allah'ın iradesi adet üzerindedir. Allah sana hidayet versin. Allah'tan hidayet istiyorum. Allah'tan çocuk istiyorum. Allah'tan buğday istiyorum. Allah'tan çalışmak istiyorum. Olmasını istiyor musun? Allah'ın yardımını istiyor musun? Allah'ın yardımı adetinin üzerindedir. Adetullah'a riayet et. Çocuk istiyorsan evleneceksin. Zenginlik istiyorsan çalışacaksın. Buğday istiyorsan ekeceksin. Adetullah'a riayet edeceksin. Allah men yeşa buradadır. Çünkü adetullah esmanın tecellisidir. Allah ben bundan razıyım. Bu böyle razıyım demektir o adetullah. Bu benim adetim budur. Yoksa haşa istediği gibi
böyle kafasını estiği gibi tobe, yani insan tabirinde kullanıyoruz ya. Yani vereyim vermem olmaz falan, öyle değil. Adeti üzerine kim olursa olsun, adetine Yahudi de uysa, İngiliz de uysa, Türk de, Müslüman da uysa, kim uyarsa verir. Uymazsa kim olursan ol vermez. Peygamber zırh giymiş mi giymemiş mi? Giymiş. Hendek kazmış mı kazmamış mı? Sen şimdi duruyorsun. Kafirleri ya Rab helak et. Allah'ın helakı böyle değil. İftiradır Allah'a. Benim helakım cihattadır diyor. Ya ben başkasına zarar vereceğim. Sihir büyü yapayım. O zaman fatihler niye cihat etmiş? Niye peygamberler zırh yapmış? Niye peygamberler hendek kazmış? Sihir büyüyle kafirler helak ediliyor. Tamam, kolay. Lan öyle bir şey olur mu? Ya bilmediğin zaman ne kadar acayip bir hal oluyor ya. Tuhaf oluyoruz ya. Abi bu da ailenin zaafı diyebilir miyiz? Bir önceki zaaf meselesiyle birleştirecek. Nasıl, ne demek? Enfusu ile dairedeki zaaftan bahsetmiştik biraz önce. Ailenin zaafı da o celbede o habis ervahları. Neyi? Alemin. Alem? Aile hayatının zaafı. Evet. Yani her yere uygulayabilirsin. Mesela dimağın zaafı, dimağın zıttını cem eder. Kalbin zaafı, zıttını cem eder. Kuralsız yaşamak, zıttını cem eder. Ailedeki zaaf, yani sevgisizlik, merhametsizlik. Ailede huzur istiyorsanız, tek kelime söylüyor Üstad. Evinize, yuvanıza imanı bil ahireti hakim kılın diyor. Ahirete imanı hakim kılarsa o evde huzur patlar. Huzur patlaması yaşanır. Çünkü ahirete iman kamil olursa hakkını bilir, hududunu bilir, kul hakkına tecavüz etmez. Allah'a hesap vereceğine inanan adam burada hesap vermez mi? Hesaplı olmaz mı? Allah hesap vereceğine inanmayan adam buradaki hesapları da hesap eder mi? Ahirette de beraber olacağız, karı koca olacak. Benim eşimdir ebedi diye düşünen böyle yapar mı? Bak tek kelimeyle. Huzur istiyorsanız ailenize imanı bil ahirete hakim kılın diyor. Ahirete imanı kamilleştirmek lazım. Peki. Ey vesveseli veham. Muhakkak bir maslahat mazarat-ı mevhume için feda edilmez. Sana lazım hareket netice Allah'ındır. İşine karışılmaz. Allah çeker abdini meydan imtihana. Böyle yaparsan eğer, böyle yaparım ben der. Abd ise hiç yapamaz Allah'ını tecrübe. Rabbim muvaffak etsin, ben de bunu işlerim dese tecavüz eder. İsa'ya demiş şeytan, madem her şeyi o yapar, kader birdir, değişmez. Şeytana bak bak. Şeytan kendisine şeytan değil ha. Şeytan bilerek yapıyor. Şeytan kendisine şeytan değil. Bize şeytan bak. İsa'ya hem de Ulul Az peygamberine şeytan bak nasıl yaklaşmış. İsa'ya demiş şeytan, madem her şeyi o yapar, kader birdir, değişmez. Kaderin ruhunu anlatıyor burada. Dağdan kendini at, o da sana ne yapar demiş. Her şey kaderiyle takdir değil mi? Eğer sen yarın yemek yeme rızkın varsa buradan dağdan at, ölmeyeceksin zaten. Yani eğer diyor her şey kader ile takdir edilmişse senin bir iktidarın yok demektir. O zaman bu dağdan kendini at. Dağdan kendini atmak ben atıyorum. Allah mı atıyor? Ben istiyorum. O zaman hani bu atma ile kader inancı çelişiyor yani. Niye? Kendini atıyorsun. Kim atıyor? Ben atıyorum. Bak iraden devreye girdi. Peki ne demiş? İsa ne dedi? Ey melun, abd edemez Rabbini tecrübe ve imtihan. Oh. Bak, İsa aleyhisselam şeytan demiş ki, yani abd kul tecrübe edemez, tecrübe etmez, edemez Allah'ını. Ya Rab ben böyle yaparsam sen böyle yapar mısın? Demez. Ne yapar abd? Allah ne dediyse onu yapar. İntihar etme dedi. Atlama dedi. Adetullah'a uy dedi. Bilmediğin şeyler varsa bilene git sor dedi. Sünnetime uy dedi. Adetullah'ım üzerine
adetim üzerine benim rızam vardır. Suya girersen ıslatırım. Islatan Allah'tır ama suyla ıslatır Allah. Allah şifa verir ama ilaç da verir. Yani ilaç böyle televizyon kutusu gibi düşünün. Televizyon kutusunda filmler gözükmüyor mu? Cahil adam televizyonun içinden zanneder. Alim adam uydudan gözüküyor der. Öyle değil mi? Ha, cahil aspirin kutusunda fayda içindedir zanneder. Alim ise bu kutuyu ötelerden ifade edilen tesirlerle tesir ediyor der. Anladınız mı ilacı şimdi? Abi sınava alınan bir öğrenci de öğretmenin şey demesine benziyor. Öğretmenim daha önce ben seni bir imtihan edeyim. Daha? Daha önce ben seni bir imtihan edeyim. Sen beni imtihan edeceksin ama ondan önce benim seni imtihan etmem lazım gibi bir durum oluyor burada. Tamam, bakalım benim imtihanımı yapabilecek misin? Evet. Beni imtihan edebilecek misin? Öğretmenim ben seni bir imtihan edeyim, sonra ben karar verdikten sonra tamam öğretmenim beni imtihan edebilir misin? Edersin. Ne demek oldu? Sen öğretmenden daha fazla. Sen onu imtihan edebilecek seviyen varsa seni imtihan etmesi mantıksızdır. Doğru. O da öğretmen lisanıyla cevap verdi. O da komutanlık lisanıyla. Salim tuhaf değil mi ya? Acabime gidiyor. Baştan buradan alıyorum. Ey vesveseli veham. Vesvese kalbidir. Kalbin etrafındadır. Vehim ise dimağdadır. Dimağın hangi mertebesindedir komutan? Tasavvurda. Çünkü düşünce bozukluğundan kaynaklanıyor. Soğan kabuğu gibi yaparsak dışarıdan endiş, tahayyül, suret birbirine girmiş suretler, seyrettiğimiz filmler, tasavvur, bilgi birbirine girmiş, depo, bilgi deposu. Bu film deposu, suret deposu. Bu bilgi deposu. Taakkul, akıl, tasdik, izan, iltizam, itikat. Bunlar ne olduğunu anlatmıyorum, uzun olur. Şimdi veham, vehim sahibi. Vehim. Vehimlerin sahibi. Veham. Zatı anlatıyor. Buraya müdahale ediyor şeytan. Yani şeytanın yeri burası ama onun şakirdi olan nefs-i emmareye şey yapıyor. Nefs-i emmare de burayı oynatıyor. Yani vehim. Mesela şöyle diyeyim. Vehim ne yapar? Daha yokken kendimi çok kötü hissediyorum. Galiba bugün öleceğim ya. Kalp krizi geçiriyorumdur galiba. Bu sefer heyecan oluyor. Heyecan olunca kalp basıyor tabii. Aha bağışladı. Ben zaten bilmiştim. Ne? Kaynağı ne? Şeytan da. Bacak bacak hastanın üstüne atmış. Hatta sigara bile içiyor. Dalga geçiyor seninle. Bunu ne yapıyor? Vehim. Yani olmayacak cümleleri birbirine ekliyor. Daha çok bu tür filmleri seyreden, internetlerde hastalıklarını sorgulayan, böyle kalp bazen geriliyor, internete klavye yazıyor, kalbim bazen geriliyor, bazen kendimi ateş gibi hissediyorum. Kimin eli kimin cebinde belli değil, internette bir cevap geliyor, kalp krizi geçirebilirsiniz. En yakın tabibinize başvurunuz, iş işten geçmeden. Hemen o da odaklanıyor, ulan bu kalp krizi, kefen, vefat ettim, falan, haydi bakalım, sona odaklanıyor. Hastalıkların şey ise vesvesenin temeli sona odaklanmak. Yani şu. Vehame anlatıyorum. Ağaca geldi. Armut ağacına çıkacak. Durdu. Durdu. Hemen birisini getirdi. Hatırlıyor musun? Karşıki köylü birisi gürgenden düşmüştü de, ölmüştü de, kefenlemişlerdi. Onu gömmüşlerdi de ben de cenazesine gitmiştim. Heh. Bak. Çıkıyorsun. Dala geçiyorsun, daha aşağıda düşüyorsun, ölüyorsun, kefenleniyorsun, toprağa giriyorsun. Bu ara süreci yok ediyor. Çıkmak ölmek demektir. Onun için çıkamıyor. Çıkmakla ölmek eşit. Yani vehimler ara fasıllaları yok eder, sonuca odaklanır. Biz de bunun müsbetini kullanıyoruz. Sonuca odaklanıyorum. Çıkıyorum ağaca, armutu topluyorum, yiyorum. Orada da türkü de söylüyorum. Kur'an da okuyorum. Bir şeyler de çal yani. Tamam. Sonra
kızıma da topluyorum. Ha? Anneme, hanıma da veriyor, şey yapıyorum. Topladım, zembile koydum, koydum bak şimdi. İniyorum. İndim, ayakkabımı giydim, ağaca bakıyorum. Elhamdülillah. Ha, sonuca odaklan. Ağaca çıkarken topladığın ana odaklan. Çıkmak demek topladım demek. O zaman çıkarsın. Anlıyor musun? Vehim böyle bir salak bir şey ya. Kardeş, arabayı kullanmayı öğrendiğin gibi, köpeği eğittiğin gibi, akıl denen makine, jeneratörü kullanma operatör belgesini alman lazım. Aklı kullanma yetkisi olmasa, kullanırsan dik sık istediğin gibi yönelir. Bak, titreme ne oluyor? Şimdi ağaca çıktınız hiçbir... Asansör de öyle. Şimdi asansör, yani girmiş internetlerde asansör kazalarını seyretmiş videoların. Oo, kopmuş. 15. kattan bu çarpmış, para parça olmuş, kemik falan. Asansörün kapısına geliyor. Asansörün kapısında daha binmeden yere düşmüş ve parçalanmış kemikleriyle beraber. Kemiği karşısında kendisi burada. Korkar mı korkmaz mı? Kendi kemikleri burada. Ya sonuca odaklanmış. Bütün panik atakın bu kadar veciz olamaz ifade. La fahre la gurur. Yani bir doktor böyle ifade edemez. Yani daha bir şeyin mukaddemesinde iken olumsuz neticesine odaklanmaktan ortaya çıkan bozuk haleti rüye. Panik atak bu. Hemen ayaklar titremeye başlar, kemençe çalar. Yok ya, terlemeye başlar. Her taraf ateş. Aa, ben çıkamam ya. Niye? Çıkmak demek ölmek, ölmekle aynı. Ya öleceğini %100 bilen adam çıkar mı? Ha, çıkmayı öyle biliyor. Çünkü çıktı, uzandı, toplarken düştü, kefenlendi, toprağa gömüldü, cenazesini kıldılar. Buna inandı mı? Akıl buna inandı mı? Ha, çıkmak ölmekse beyin salgılama gönderiyor. Hayır, hayır, bütün sistem bitiyor. Çıkamazsın, çık da göreyim. Çok uzattığımı zannediyorsunuz ama koca, koskoca bir psikoloji dünyasını tanımladım. Becerebildiğimse. Panik atakların kaynağı bu. Bu kadar da vecize olmaz. Daha işe başlamadan önce olumsuz neticesiyle yüzleşmek. Asansörün kapısında veya evde yalnız kalmak. Hayır, kalamam. Yalnız kaldığı birisi internetlerde, şurada burada. Ondan sonra kalp krizi geçirdi, öldü ama kimse duymadı, korktu. 7 gün sonra kokudan komşular duydu. İtfaiye ve polis geldi, kapıyı kırdılar. Poşete koydular, yıkanamadı da bile cesedi. Öyle bir yere koydular ve yalnız kalmak mezara girmekle aynı. Yalnız kalmak mezarla aynı. Yalnız kalmak mezarla aynı. Yalnız kalmak anında mezarla beraber olunca özdeş, o zaman yalnız kalamaz. Tersi, yalnız kalmak, gülükuştan azade olmak, Rabbi ile münacatta, tefekkürde, tezekkürde, kimse senin ilgini çekmiyor. Tefekkürde okurken yalnız kalmanın sessizliği ve alakasızlığından dolayı ulvi ve lahuti alemlerin ziyaret vesilesi, tamam mı? İnkişaf-ı haletin, buna en büyük delil müştehitlerin, hatta peygamberlerin, hiçbir peygamber yoktur ki, 124 bin peygamber, hiçbir müceddit yoktur ki, müceddit, evliyadan bahsetmiyorum, hiçbir peygamber ve hiçbir müceddit yoktur ki mağarası olmamış olsun. Mağara hayatları var. Yalnızlık hayatları var. İsa Aleyhisselam'ın Şam dağlarının mağaraları var. Peygamber Aleyhisselam'ın Gari Hira'sı var. Faran dağları kimindi Faran? Musa Aleyhisselam'ın mıydı? Yok, İsa Aleyhisselam. Şey, Tur-i Sina Musa Aleyhisselam. Faran İsa Aleyhisselam. Erek Dağı Bediüzzaman'ın. İmam-ı Gazan'ın bir dağı vardı. O, unuttum onu şeyinde. Hepsinin dağı var. Mağarası var. Bak, mağara demek ilhamat, sunuat, tuluat, rumuzat ve feyz, lahut aleminle tecellisine mazhar zemini olmak. Gülükuştan azade olmak. Ötekisi neydi? Yalnız kalmak, ceset bile yıkanmadan poşette toprağa gömülmek. Ha?
Bunu şey yaparsan kalamazsın. Bunu yaparsan vay be. Elhamdülillah. Bekliyorsun. Allah ne zaman gelecek o alem? Öteksi bekliyorsun. Ne zaman kalp krizi geçireceğim? İnternetlere girip şu hastalığım var. Ne diyorsun? Kimin eli kimin cebine belli değil. Tak veya rüya. Şöyle şöyle rüya gördüm. Ne dersiniz? Oo yakında öleceksin. Tamam. İzah etse aslında her şey çözülür. İnternette rüya, rüyayı tanımlamaya çalışıyor ve hastalığını çözmeye çalışıyor. Bunun kadar akmak dünyada bir adam. Bu adam huzurlu veya bu kadın huzurlu olursa ben ha bunu takkemi anlattı ya. Böyle bir şey olur mu ya? Olur mu böyle bir şey? Niye uzattın Hasan? Ey ve sesli veham. Vehamı anlattım. Çok geliyorsa dinleme beni. Vehamı böyle anlatıyorum. Yani mukaddeme iken olumsuz neticesiyle beraber görmek. Başı olumsuz neticeyle beraber görmekten ortaya çıkan olumsuz haletin olumsuz enerjinin sendeki tesiri. Ya maç olacak da onun şeyleri. Bizim de maçımız var. Şeytanla maç yapıyoruz. Koşuma gidiyor biliyor musun şeytan? Mevlana'ya demişler ki, edebi nereden öğrendin? Edepsizden öğrendim demiş. Lan edepsiz edep mi öğretiyor? Ha, onun zıttını yaptım demiş. Anladın mı? Senin adın neydi? Ferhat. Sen? Kadir. Kadir, Ferhat Kadir. Ey ve sesli ve vehimi anladın değil mi Kadir? Anladım. Ne kadar fırtına estiriyor sana? Ha? Fazlasıyla. Yani belki de senin için konuşturuyor Allah. Ya. Sorunun, sıkıntının cevabıydı bu. Mukaddeme iken, daha başlangıç iken olumsuz netice sürecine odaklanıp başı sonucu ile beraber görmek. Yani ortaya çıkan olumsuz enerji. Bunun adı tıpta panik atak, atak, kriz, bilmem obsesif bilmem ne. Yani duygu kontrolsüzlüğü, düşünce kontrolsüzlüğü, ne bileyim yanlış, ne koyarsan koy işte, ben sana haritasını çizdim. Ne isim koyarsan koy. Psikiyatrist doktor hanım, bunu Bakırköy'deki o görüşün, onu anlatırken böyle dinliyor. Çok ilginç dedi, böyle ilginç. Aynı böyle yapıyor, ilginç. Pek de rastlamadım sizin gibi bir adama diyor. Tıp okudunuz mu? Yok dedim. Psikoloji okudunuz mu? Yok dedim. Böyle yaptım. Dedim siz Hazreti Muhammed'i duydunuz mu? Böyle yaptı Aleyhisselatü Vesselam. Tabii ya. Bediüzzaman'ı duydum. Tabii ki duydum. Bunların hiçbirisi ilkokul okumadı biliyor musunuz? Anlıyorum. İstersen anlama. Ben Risale okuyorum. Risale. Tıbbı kaç sene okudun? 6 sene. Ben 34 sene Risale okuyorum. Sen de fazla tıbbı okuyorum. Kim demiş okumadı? İnsanı okuyor. İnsanın okuduğunu değil, ben insanı okuyorum. İnsanın okuduğu kitap okumuyorum, ben insanı okuyorum 34 seneden beri. Ya. Antika şeyler dedi de ondan gülüyorum. Şimdi o hatırıma gel. Allah Allah. Böyle. Şaşırıyor. Neyse. Ey veham. Ey ve sesli veham. Bak ne yapıyor bak. Sevgili arkadaşlar. Bak iyi dinle. Kadir. Tam sana bak çakıyor bak. Seni inşa ediyor. Tamir ediyor bak. Simandan alın. Muhakkak bir maslahat. Mevhum mazarata. Feda edilmez. Yani bunu yaparsam. Bu olur. Bu olursa da bu olur. Bu olur. Yapmayayım. Ya bu zarar ihtimal mı? İhtimal. Yapmak da bu muhakkak gerekiyor mu? He. Yani muhakkak yapılması gereken şeyi olabilirle iptal etme. Yap bunu. O ki ölümden korkuyorsun. Niye geldin bu dünyaya? Demezler mi adamı? Bak muhakkak maslahat mevhum mazarata feda edilmez. Yani muhakkak yapılması gerekeni yaparken olabilir ihtimalleriyle muhakkak gerekeni iptal etme.
Bak muhakkak maslahat, muhakkak yapılması gereken ferah. Yapılması gerekeni yap. Olabilirle iptal etme. Bir psikoloji de şey yapayım ben size. Böyle harika, benim çok hoşuma gidiyor. Beni inşa eden psikolojiden. Ben size ne diyorsam onu yalan demiyorum. Vallahi böyle ben doğru söylüyorum. Yani Allah da yemin ettiği için bak söylüyorum. Beni inşa edenlerden bir tanesi bu. Bir tanesi ne biliyor musun? Bir tanesi de şu. Allah Allah. Aldı Allah. Ha! Verdi Allah'ıma selam. Verdi. Fesuvalallah. Muhakkak maslahat. Ha! Çaresi. Kırıldı bu. Çaresi var mı kırıldı? Yok. Cezaya kalkışma. Oldu bitti. Çaresi var. Acizliğe yapışma. Kolunu bağla. Git sebebine uy. Gayret et. Çaresi yok mu bir şeyin? Kırıldı değil mi? Döküldü. Boşandın tamam. Tamam. Cezaya koşma. O kadının erkeğin peşine mahkemelerle koşma. Boşandın bitti tamam. Para bırak gözüne yansın para. Para alsan ne olur? Kafanda bir sürü vicdan, bir sürü sorunlar çıkacak. Vicdan hapsolacaksın. Parayı alarak evden karın kocan giderek kafadan gitmiyor ki. Zarar verdin. O hırsından dolayı bir zarar vermenin bir zevki var ama yaptıktan sonra ölünceye kadar ahirette yaptığın hatanın, kul hakkının vicdanen cezasını nasıl ödeyeceksin? Ha, oldu bitti mi kardeşim? Boşandı mı? Bitti mi? Bitti. Artık onun çaresi yok. Boşandı. Ona cezaya kalkışma. Mahkemelere verme. Bak. Olmuş. Çaresi olmayan bir şeye cezaya kalkışma. Çaresi var. Ya bu kırıldı. Japon'a yapıştırılması gerekiyor. Ona da ne yapalım? Olmuşsa olmuştur diye acizliğe yapışma. Bir de benim psikolojimi inşa eden bir cümle. Bu da hadis. Olanda hayır vardır. Olmuş mu bir şey? Hayır vardır. Çünkü nasıl hayır var? Hayır hayırsızın içinde olur. Hayırsız da hayrın içinde olur. Dertler bana derman imiş. Senin başına bir bela var. Ne? Aşık oldun. Yanıyorsun değil mi? Bela değil mi? Peki çaresi nedir? Belaya kavuşmak. Yani sevdiğin kızı almak, hani senin sevmen belanı getirdi. Belanı ortadan kaldıran da gene odur. Başka kız değil. Anlıyor musunuz? Dertler bana derman imiş. Yani olanda hayır vardır. Hayırsızın içinde hayrı bul. Tamam. Çok acayip değil mi buna? Nerede bulacağım böyle klinik konuşmalarını? Doktora git. Ha ne var? Doktor bey, doktor hanım. Kendimi kötü hissettim öyle ya falan. Ya şey yapma ya. Öyle düşünme. Öyle bakma falan yapma. Şöyle gitme. Tamam. Allah Allah bir şey hatırıma geldi de not alacağım. Bak bir şey geldi de not aldım. Yukarıda dibini getireceğim Allah'ın izniyle. Risale-i Nur görüyor musun? İmani ders. Ya nereden çıkıyor? Psikoloji. Ders değil mi? Ders bak. Oldu mu? Hayır. Abi bir acayip bir şey. Hayır. Mutlak hayrı olmayan tek bir şey var. Küfür. Hiç iyilik olmayan küfür. Hayır olmayan. Hiç kötülüğü olmayan ne var? İman. İkisinin ortasında hep karmadır. Hiç hayrı olmayan küfürdür, şeytandır. Hiç şerri olmayan imandır, melektir. İkisinin ortası, efendim abi. İkisinin ortası insandır. Hayrını göremediğimiz şer gibi zannettiklerimiz abi. İşte ayette de öyle diyor ya. Siz diyor şer zannedersiniz ama bilmez hayırsın diyor. En azından seni ötelere taşıyor. En azından malzeme oluyor. Basamak oluyor. Daha nice oluyor. Allah aşkına o sıkıntı dediğin, şer dediğin içerisine bak bakalım. Bulman gerekenler var. Yani acı değil midir acı? Niye acı yiyorlar? Acı çekmek için değil. Acıyla lezzet almak için yiyorlar.
Acının içinde lezzet var. Yanıyorum diyor. Yeme. Abi abi çok lezzetli ya. Biber değil mi biber? Biber acı değil mi? Hadi. Ne yiyorlar? Lezzet için. Ha ama lezzet nerede? Acının içinde. Aşk beladır. Çaresi nedir? O belaya kavuşmaktır. O da bela, belana sebep olana kavuşursa Allah belanı verir olur. Yok, çare olur. Kardeşim, dert dediğin şey var ya, boşanmaktır, parasızlıktır, kanserdir. Kanser senin dermanındır, bilmiyorsun. Ne diyorsun ya sen? Kardeşim, en büyük derman senin kanserdir. Çünkü geçmişini sıfırlayacak günahını. Çaresi olmayan hastalıklar Müslümana şehidi manevidir. Şehit yapıyor seni. Zaten ölecektin. Bari şehit olarak gitti, adam gibi gitti. Yani kanser öldürmüyor ki. Teris olmanın unvanı kanserdir. Kanser geldi de ölmüyorsun. Zaten ecel, ömür belli. Kanserle gidersen şehit oluyorsun bari. Adam gibi git, pisi pisine gitme. Öyle cesedi sağlam ruhu kanser olanlar var ki, namaz yok, oruç yok, din yok, ruhu kanser. Cesedi sağlam olsa ne olur? Zaten önecek. Adamın cesedi kanser ama aklı, mantığı, dava, Kur'an koşturuyor. Bir tanesi vardı ya, dün derse gelmişti. Dün derse geldi ya, 3 defa tümör ameliyatı gördü demedim önümdeydi. He, Osman görmedin mi? 3 defa mı dedi ya? 3 defa kafadan tümör, abi dedi şu anda şuram, şuradan başladı arkaya kadar yanıyor. Şuradan ameliyat olmuş. 3 defa tümör. Doktorlar şey vermiş. Ne vermiş? Emeklilik. Kabul etmemiş. Hayır. Derse niye geldin? Abi dedi ne demek niye geldin? Pat diye bir derste çakacak. Gelecek azayla arasam. Haydi velet dalin amel. Sonsuz cennet. 3 defa ya sen görmedin. Görmedin mi? Önümdeydi o. Gördün değil mi? Ha, beraberdiniz. 3 defa diyor mu? Öyle mi demişti? 3 defa mesela tümör ameliyatı gördüm. O şeyi dinlemiş. Kanser öldürmez. Kanser yazmış internette. Bir çıkın. Kanser öldürmez. Nasıl öldürmez ya? Fırtına estiriyor. Adama bak ya. Delinin birisi mi ya bunun? Tamam mı? Hoca bunun ne biçim hoca ya? Kanser öldürmez diyor. Bir girmiş bakmış. Hakikaten kanser öldürmezmiş. Zaten ölecekmiş. Kanser onun sebebi olmuş. Azrail de öldüremez. Çünkü Azrail de bile Allah'a perdedir. Allah yapıyor be kardeşim. Peki, muhakkak maslahat, mevhum mazharata feda edilmez. Muhakkak yapman gereken mi var? Ha, olabilirle onu terk etme. Ha? Mesela bir misal vereyim. Eylemden, daha son misalim olsun. Hocam, benim emsalim. Buyur kardeşim. Ya dedi ben biliyorsun boşandım. Tamam. Ya bunları niye anlatıyorsun Hasan? Hayatın içerisinden anlatmam gerekiyor. Ben öğretmenim boşandım. Tamam. Bir hanım da boşanmış. Yaşımız da eşit. O da boşanmış. Çocuğu var. Kocasına kalmış. Benim de boşandım. Çocuk yoktu. İşte veya karım ne kalmış. Biz dedi tekrar evlenmek istiyoruz. Tamam. Fakat diyor o kocanın, o kadının eski kocası tehdit ediyor. Birisiyle evlenirse keserim seni. Bu nedir? İhtimal. Mevhum mazarat. Olabilir. Muhakkak maslahat ne? Evlenmesi lazım. Evlen kardeşim. İhtimali korkudan ne korkuyorsun? Tamam hocam dedi. Tak ne oldu 2-3 sene yaşıyor bitti. Bak muhakkak maslahat, muhakkak yapman gereken, yapma doğru mudur yapılması gerekenler? Olabilirlerle terk etme. O zaman terk edersen olabilirleri onaylamış olursun. Muhakkak maslahatı atmış olursun. Vehmi asıl kılmış olursun. Devrik cümle yaparsan anlıyor musun? Muhakkak yapman gerekeni terk ederek ihtimali bir şey yapmış olursun. İhtimale vücut vermiş vücut vermiş oluyorsun. Sana lazım hareket netice Allah'ındır. Senin işin ne? İş yapacaksın. Sana lazım hareket. Netice Celaleddin Arzemşah gibi demişler ya, sen Allah'ın izniyle muvaffak olacaksın. O da ne demiş? Ben galip olmak ve mağlup olmak için hareket etmiyorum. Allah'ın izniyle, Allah'ın emri ile cihada memurum. Ben cihatla memurum. Galip olmak da galibiyettir, mağlup olmak da galibiyettir.
Ben Allah'ın rızası. Sana lazım harekat, netice Allah'ındır. Karışma neticeye. İşine karışılmaz. Allah'ın işine karışma. Allah'ın işini yapma sen. Kanser ne oldum? Sana ne? Senin işin mi? Kainatta deprem ne oluyor? Sana ne? Ömrün bu kadar. Sana ne? Senin cesedin mi? Bu mülk Allah'ındır. İşine karışılmaz. Allah'ın rububiyetine karışmayın diyor. Allah üç şeyime ortak olmayın. Acımasız azap ederim diyor. Azametime, kibriyama, bir de gınama. Yani Allah'ın rububiyetine karışmayacaksın. Ya niye böyle oluyor? Sana ne? Sana bu karışmakla zaaf mı göstermiş oluyorsun? Tabii ya, zaafını, özelliğini koyuyorsun. Ya musallat ediyorsun başına böyle. Yani Allah'ın işine omuz veriyorsun. Bu omuz ne olur? Gemiye yükünü bırak. Gemide bir adam düşün, sırtında yük var. Kardeşim koysana gemiye. Ya gemi belki batar. Ona batarsa zaten kopya gideceksin. Geminin içinde sırtında çanta olan ahmak. La bu gemi dünya gemisinde. Koy bir yere, dertlerinle ne meşgul oluyorsun? Ne meşgul oluyorsun? Gelecek mi? Gelecek mi? Ben kanser olamaz mıyım ben Furkan? Olabilir. Tansiyon çıkamaz mı? Olabilir. Şu anda patlamaz mı? Bana ne ya? Mal kimin? Malikel mülk. Mülkün maliki. Yetesarafi fi mülki keyfi yeşa. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Bana ne ya? Ne yaparsa yapar. Benim vazifem burada seslendirmek. Tesir kime ait? Ona ait. Sen dinlemişsin, dinlememişsin. Dinliyorlar, dinlemiyorlar. Hiç defterimde değil. Ben doğruyu diyor muyum? Vazifemi yapıyor muyum? Yok, işim karışmam. Yani işine karışılmaz. Allah çeker abdini meydan imtihana. Yani böyle yaparsan eğer, böyle yaparım ben der Allah. Allah olduğu için imtihana çeker. Ama kul Allah'ı imtihana çekemez. Ey Allah, ben böyle yaparsam, sen böyle yapar mısın acaba? Ben yukarıdan aşağı atlarsam acaba beni öldürür müsün? Ne yapacağımı biliyorsun sen. Nerede biliyorsun? Adetullah'ım neyin üzerine cereyan ediyorsa öyle olacak. Suya atlarsan ıslatırım seni. Yukarıdan aşağı atlarsan çakarım seni. Tekrar tecrübe etme ya. Beni niye tecrübe ediyorsun? Benim ne yapacağım belli zaten. Cennete gidebilecek miyiz? İnşallah. Yolu belli. Cenneti umuyorum. Namaz var mı? Yok abi. Oruç var mı? Yok. Dava var mı? Risale okuyoruz der. Yok. Neyi bekliyorsun kardeşim? Takozoviç'e bak. Neyi bekliyorsun? Namaz yok. Oruç yok. O yok. Zekat yok. Yok. Zaten haç olmaz. Namaz olmayanın zaten zekatı da olmaz. Vermez. Olmaz derken kabul olmaz değil. Yani nefsi verdirmez. Namazı kılmaya nefsini ikna etmeyen, nefsine galip olmayan bir ruh zekat nasıl versin? Adama demişler zekat. Ya ne zekat, sen ne istiyorsun biliyor musun demiş. Ne? Para istiyorsun demiş ya. Can istesen bir yeri var demiş, yani bir kolay tarafı var. Can verilir ama para verilir. Namaza ömründen vermeyen zekata hiç verebilir mi? Abd ise hiç yapamaz Allah'ını tecrübe. Rabbim muvaffak etsin, ben de bunu işlerim dese tecavüz eder. Var ya Hazreti Ömer, Redialan döneminde miskinler varmış. Ağacın altından inliyorlarmış. Ne yapıyorsunuz? Allah'tan rızkımızı bekliyoruz. Allah rızkımızı verecek. Kalkın çabuk! Miskinler sizi. Allah'ın rızkını burada beklenmez. Tarlaya gidin, çarşı pazara gidin, çalışın. Miskinler meğer toplandığı ağaçmış. Kesmiş biliyor musunuz? Duymuş mu? Evet. Kesmiş. Hem de o kuraklık döneminde yazık günah oldu. İçim gitti ya, kesti. Miskinler oraya toplanıyorlarmış. Allah versin rızkımızı. Allah rızkı adetinde saklıdır. Allah'ın hidayeti senin irade ve ihtiyarına bağlıdır. Onaylarsan gelir. Dışarıda güneş var. Hidayet bu. Camı açarsan, perdeyi açarsan güneş girer. Bu da irade. Hidayet demek güneşin gelmesi. Onaylamak demek perdeyi açıp güneşin girmesine sebep olmak. Sen ister onayla ister onaylama. Güneş devamlı vuruyor. Açarsan onaylarsın. Kaderin de budur. Açarsan güneş girer, kaderin olur. Açmasan güneş girmez, kaderin olur. İsa dedi, ey melun,
Yer mi? Hayvan terli. İsa Aleyhisselam'la kolon oynuyor. Ulan gerizekalıya bak. Affeders, kusura bakmayın ya şeytanı. Gerizekalıya bak şu şeytan. İsa Aleyhisselam'la kolon oynuyor. İsa Aleyhisselam sanki şey yapacak yani. İsa Aleyhisselam nasıl çakmış? Ey melun. Abd edemez Rabbini tecrübe imtihan. Buna benzer. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da var. Yahudi gelmiş ki ya peygamberi tecrübe edecek. Hurmayı tutmuş. Ferah. Ya Muhammed, bu hurma benim rızkım mı değil mi? Rızkın dese atacak. Bak yemedim bak rızkım değilmiş. Rızkımdır değildir dese yiyecek bak rızkımmış. Ne dese suç. Peygamberle kolon oynayacaksın. Yahudi'ye bak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki yersen rızkındır, yemezsen rızkın değildir. Oh, içi ciz etti. Yersen rızkındır, yemezsen değildir. Yani şimdi burada da öyle. Bak bakalım yukarıdan sen kendini at, Allah seni çakar mı çakmaz mı? Ey melun, Rab kulunu tecrübe eder, imtihan. Hakkıdır. Ama kul Rabbini imtihan edemez. Adem'in dediği gibi öğretmen olduğu için. Ey öğretmenim, sen beni imtihan etme yetkisin var ama bu yetkiyi ben yetkili olup olmadığını anlamam için sen beni imtihan etmeden önce ben seni bir imtihan edeyim. Bakayım beni imtihan edebilecek seviyen mi var? O zaman sen imtihan seni edeceği sen imtihan ediyorsun. Netice sende oluyor. O zaman onu geçirmiş oluyorsun. İsa Aleyhisselam demiş, ey melun, abd edemez Rabbini tecrübe imtihan. Abdin nedir vazifesi? Emrolunduğu gibi yapmaktır. İnada geçecektik. Mümkün değil. Efendim, hem psikoloji, hem imani, hem enfusi, hem dima, hem kalp, hem eylem girmediğim bir şey kalmadı değil mi? Kader de oldu. Fevkalade bir ders. Ne mutlu. Dersten dersini alanlara. Vahirde vahümen elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.